Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, değerli dostlar. Bu trafikte giderken böyle araçlar arkanıza kadar yaklaşır. Ne selektör yapar, ne bir korna yapar, bir şey yapar ama arkanızdan gitmeye devam eder. Yani der ki size, bana yol ver. Şimdi arkadaşlar, çok tehlikeli bir durum bu. Bunu yapanlara buradan rica ediyorum, bu huyunuzdan vazgeçiniz arkadaşlar. Neden? Şimdi öndeki acemi olabilir. Öndeki sürücü. Onu sıkıştırdığınız zaman, yani frene basabilir veya acemi olmasa bile, ne bileyim, bir kalp krizi geçirebilir. Başka bir şey olabilir. Anladınız mı? Yani arabanın dibine kadar giriyorsunuz. Arkasına yaklaşıp. Ve ondan yol istiyorsunuz yani. Sıkıştırıyorsunuz öndeki sürücüyü. Ve ne oluyor? Bir şekilde stres yapıyor. Hata yapabiliyor. Ve bu her iki taraf için aynı zamanda yolda seyir halinde olan diğer araçlar için de iyi bir durum değil. Neden? Şimdi bakınız. Arabanın arkasına kadar girdiniz. Yani bir de hızlıysanız, tamam mı? Öndeki de frene dokundu. Sen de hafif dokundursan bile, bak dokundursan bile arabanın arkasına, öndeki arabaya. Arabanın, örnek veriyorum, şeridinden çıkmasına sebebiyet verebilirsiniz arkadaşlar. Araba şeritten çıkar. Çıkmasın da hani, yapmayın böyle bir şey de, Allah korusun, çıkar, çıkabilirsiniz. Yani çıkar demeyeyim de, böyle biliyormuş gibi konuşmayayım da. Hani çıkarsa bu sefer ne olur? Diğer şeritteki insanlara da zarar gelir. Büyük bir kaza olur. Bu büyük bir kazanın sonucu ne olur? Şimdi bak, daha ileri götüreceğim olayı. Tabi Allah korusun, kimsenin başına gelmesin böyle bir durum. Diyelim ki karşı yönden gelen bir şerit düşün, yani çift şerit düşünün. Çift şerit derken karşı yönden, yani giriş geliş düşünün yolu. Hem karşı yönden gelene zarar verir. Eğer hani gidiş giriş ayrı şeritse ve o gidiş giriş olan ayrı şerit yolda, ortadaki hani böyle olur ya, bir şey, yol ayrıcılar olur ortada, o yoksa, olsa bile hani bazen böyle şu kanat gibi şeyler oluyor böyle ortada, onlardan varsa, diyelim ki Allah korusun bir kazaya sebebiyet verdi öndekini sıkıştırıp da, orada araçtan bir tekerlek koptu, bir şey koptu, karşı şerite geçti, tamam mı? Bakın, film gibi. Ondan sonra orada da başka durumlar olabilir. Sonuçta tekerlek kopup karşı yerde geçtiğinde orada da Allah korusun kazaya sebebiyet olabilir. Bakınız, bir tane sıkıştırma, tamam mı? Nelere gidiyor? Senaryoya bakınız. Yani bunları düşününüz arkadaşlar. Bu trafik, yani trafik çocuk oyun değil. Şov yapma yeri değil. Yani birilerini böyle sıkıştırma yeri değil. Bu yüzden ne kadar iyi araba kullanıyorsan kullan, olabilirsin. Belki dünyanın en iyi araç kullanan insan olabilirsin ama bu senin öndeki insanı sıkıştırma, arabanın işte onun böyle dibine kadar sürme hakkını vermez sana. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Saygılı olmak lazım trafikte de. Her yerde olduğu gibi trafikte de saygılı olmak lazım. Bunu konu almak istedim. Böyle bir sizin anlatmak istedim. YouTube kanalından arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Böyle çoğunuzun bildiği ama birçok insanın konuşmadığı ve defalarca hata yaptığı şeyleri böyle anlatıyorum arada. Arkadaşlar, bunu aynı zamanda Instagram hesabıma da atacağım, Reels kısmına. Tabi alırsa bu kadar Reels'i, belki bölerim bilmiyorum ama YouTube'da kesin olacak. Velhasıl arkadaşlar, durum böyle. Lütfen araç kullanırken veya bu hayatta yaşarken arkadaşlar, bir şeyleri lütfen düşünerek, yani yaptığımız şey ne gibi sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünerek yaşayalım diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.